Evet, ikinci evliliğimi yapmıştım. 17 sene oldu. Eşim yıllarca 30-35 sene İngiltere'de kalmış. Şimdi 45 oldu, neredeyse geçti. Ama şey, İngilizleri pek sevmiyordum. Bazı problemler de yaşamıştım. O yüzden İngilizce öğrenmemiştim. Ama şimdi öğreniyorum. Açtım birçok şeyi. Neyse, yani öğrenmenin yaşı yok diyorum. Bu arada hoş geldin sevgili hocam. Evet Aslı Hanım. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba. Görüşmek Hoş üzere. geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız öğretmenim? Nasılsınız Nilgün Hanım? Vallahi iyiyiz, Teşekkür iyiyiz. ederim. Ben de bugün bir şeyim yoktu. Yağmurlu olunca hava, biraz erken açayım bakayım dedim. Öyle biraz sohbet ederiz. Dersten kaynatmamış oluruz dedim. Saçlarınızda bir değişiklikler var galiba. Renk Valla mi? toplama birazcık kestirmiştim. Ya bu kendi saçım zaten, kendi kıvırcıklığı. Öyle. Bugün bıraktım her haliyle. Renk değişmiş gibi sanki ama Yok, aynı mı? renk gene aynı da belki ışıktan olabilir. Biraz şeydi, çok daha kızıldı. Şimdi biraz daha bakırımsı, işte kahverengimsi, bakırımsı bir şey yapıyorum. Yani değiştiriyoruz. Ne yapalım? Bu Güzel olmuş. Bakımlı, bakımlı hanımlar güzel oluyor sürdüm. tabii, değil mi? Ruj sürdüm bak, oje sürdüm. O Yani. öğretmenim. Ben de saçlarımı kendi halinde bırakıyorum. Her gün değişik bir şeyle karşılaşıyorum böyle. Çıldır. Aa, Benim benim de şey. öyle. Benim için saçlarım çok kıvırcık. Bu yani kendi kıvırcıklığı, perma gibi. Hep özenmişimdir. Düz saçım olsun. Allah'ım düz saçım olsun. Sonra dedim baktım olamıyor. Bırak olduğu gibi kalsın. Yazın tabii daha çok sıcak olduğu zaman topluyorum. O kolayıma gidiyor. Evet. Şimdi birazcık dolaştırınca bırakayım. Bırakabilirim dedim bu Aslı boyda. Hanım, Aslı Hocam Evet. merhaba. 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 Heh. Şimdi bebek büyüttüğünüz Buyurun. her halinizden çok belli oluyor. Bebek değil aslında. 5 yaşında kocaman da. Ama herhalde çok Aha. meşgulsünüz, doğru mu? Evet, benim yan komşumun da çocukları genelde bizde vakit geçiriyor. Du. Ha, Evet, bu ondan dolayı. aralar çok artık birbirleriyle kavga ediyorlar. Pandemi yüzünden hepsi evde oturuyor. Bizim evde oturuyorlar daha çok. Geçen gün şey yaptık artık. Yasak koyduk yani. Hani oynamıyorsunuz dedik. Çünkü çok ciddi şeyler oldu. Fiziksel böyle artık. Doğrudur. Kavga etmeye Evet. başladılar. Tartışmaya başladılar Benim herhalde. kızın kafasından aşağıya yan bahçeden taşlar yağdı. En son ondan sonra Aa. şey. Vallahi. Aa, Aslı eyvah Hanım, eyvah. Nerede öğretmenlik, İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz sanıyorum. Yapıyor musunuz? ben mi? Evet. Ha yok, ben İngilizce öğretmenliği değilim, yapmıyorum. Yok, öğretmen de değilim aslında. Ben kimya mühendisliği mezunuyum. Bir ara bir 7 sene falan kendi mesleğimi yaptım. Evet. Sonra evlendim. İzmir'de çalışıyordum, yaşıyordum. Evlendiğim için buraya yerleştim. Eş durumuyla. Eş Öyle mi? durumuyla. Evet. Fethiyeli. Fethiyeli oldum. Alarm kurmuştum. Alarmı kapatayım. Şey açacağım diye. Öyle. Yine bazı işlerde burada çalıştım. Kimyasal satış işlerinde filan. Ama şey çocuğum yani kızım olduktan sonra hiç çalışmadım. Öyle evdeyim. Evet. Ama yani çalışıyorsunuz şu anda. Çocuk Ha, pardon, büyütmeye hiç dair. çalışmadım değil, tabii çalıştım. FETÖ'nün projelerinde tercüman olarak yer aldım. Ben İngilizce kimya mühendisliği okudum. Tamamı İngilizceydi okuduğum bölümü. Ne güzel. Evet, Fethiye Müzesi ile yapılmış FETÖ'nün ve Liverpool Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünün ortak çalışması vardı, projesi. Orada tercümanlık yaptım. Gülşen öğretmenimin öğretmenler için düzenlediği taşlara kazınmış diye bir proje kapsamında düzenlediği müzenin içerisinde oynanabilir oyunlar hazırlayıp öğretmenlere bunları uygulatmayı nasıl uygulayacaklarını öğretmek üzerine bir proje vardı. Orada da çalıştım, orada da tercümanlık yaptım. Öyle.
Güzel güzel. Yani çalışıp üretmek güzel, bir şeyler yapmak güzel. Evet. Ama çocuklar için tabii, çocuk büyütürken biraz insan ara vermek zorunda. Evet. Gene başlarsınız bir şekilde. Mesela geçen yaz değil, ondan önceki yazda şey bir dil kampı var. Hisarönü Ovacık'ta. Orada bir İngilizce böyle hani yemek workshop'u, işte böyle cooking workshop falan gibi bir şey çocuklar için. Ona gitmiştim. Şira'yı da yanıma alabiliyordum. Bana da şey diyordu, cookie yapıyorduk mesela. Anne sen cookie teacher'ı mısın diyordu. Evet, cookie teacher'ıyım. Ergin Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben ekrana yansıtmakla uğraşıyorum. Bu Philips'ler biraz böyle sıkıntılı. Ekrana aktarayım da ondan sonra. Hocama bir şey soracağım ders başlamadan. Ya bu Duolingo'da şimdiki zamanda ilk 6 tane 15 dakika içinde hata yaptım. Moralim bozuldu, onları soracaktım. Not aldım 1-2. Şunu bir aktarayım da olmuyor ya. Moralim bozulmasın. İngilizce'de daima bilmediğimiz şeyler çıkacaktır ortaya. Türkçe'de de öyle olmuyor mu? Zaman zaman bilemiyoruz diyoruz. Bu nedir? Yeni şeyler, ya yeni deyimler. Bilmemiz lazım şeyler ama. Kelimeler öğreniyoruz. Aslında gün içerisinde konuştuğumuz kelimeler, Türkçe kelimeler işte 150-200 kelime içinde dönüyor. Çok fazla aktif kelime kullanmıyoruz normalde kendi dilimizde de. Okuyarak pasif vokabları geliştiriyoruz. İşte o pasifi ne kadar aktarabilirsek aktifi, o kadar dilimizi genişletiyoruz. Neyse, yani İngilizce'de yani sürekli olan bir şey. Siz Aslı'cığım konuştunuz mu hocalarla bu şeyin, İngilizce'nin en azından birinci güz döneminde de devam etmesi konusunda? Evet, ben Gülşen öğretmenim ve Cemil hocamla konuştuk. Çok sevindiler. Sizden hani böyle bir şeyin gelmesine, teklifin de gelmesine aynı zamanda. Tabii ki öğretmenim. Yani çok istiyoruz. Ya keşke şey olsa da bu yani ama bu sene de herhalde biz pandemiyle geçireceğiz. Yani sayılar gittikçe artıyor işte. Diyorlar ya, üçüncü pikteyiz. Vallahi ama işte aşılar bir nebze yoğun bakım oranlarını düşürdü falan diye olumlu yanıtlar var. Ama Avrupa bir türlü açamıyor. Şimdi ben bugün eşimden duydum. İngiltere şimdi şey getirmiş bugün. Yurt dışına tatile gidecek olan İngiliz vatandaşına ceza yazacakmış, £5,000. Zorunlu değilse yurt dışına çıkmasını engellemeye çalışıyormuş. Doğru bir şey, doğru bir şey yapıyorlar. Yani dünyaya yaymanın da bir alemi yok. Kapı açıp geliyorum. Duyuyorum sizi. Nilgün Hanım, mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuz kapalı. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun Ergin Bey, buyurun. Şimdi men and woman. Aha. Türkçesi yalnız men yazarken man değil de e ile yazmış, bir. İkincisi men and woman. Oğul hali, erkekler demek. Erkekler demek. E ile yazıldığı zaman. Tamam, sorunun biri de oydu zaten. Erkekler ve kadınlar diyor. Burada çoğul yok, bir şey yok diyor. Ben neden erkekler ve kadınlar? Ben cevap olarak erkek ve kadın diyorum. Beni kırmızıyla... E ile yazılınca kadında ve erkekte woman'dan sonraki o man bölümünde, kedisindeki A yerine E yazdığınız zaman çoğul oluyor. Çoğul oluyor. Evet, onlar irregular plural dediğimiz şey bizim. Tamam, yani sorunun çoğu ağırlıklı olan derdim buydu. Bir dakika. O D'da gene sorun var, onu sonra işleyeceksiniz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim.
Merhabalar. Buyurun. Sesimi alıyorsunuz değil mi? Biraz derinden geliyor Nilgün Hanım. Ya ben param yok da olsun bilgisayarımı değiştireceğim. Arkadaşlara teklif edeceğim ya, para toplayalım da bana bir bilgisayar alalım diyeceğim. Herhalde ben de alacağım bilgisayar. Başka çare yok. Cep telefonuyla olmayacak bu iş. Evet. Ergün Bey. Yani iPad'den biraz zor galiba da. Evet. Ergün, Asuman Hanım, siz zaten büyük fedakarlık yaparak bir saatinizi veriyorsunuz. Aynen. Yetmediğini de biliyorsunuz bize. Evet. Biraz artı 60 olmamız nedeniyle anlamamızda biraz zorlanma oluyor. Sorun değil. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Önemli olan burada konuları, kitabı bitirmek diye bir şeyim yok benim. Öyle bir şeyi açtım galiba sana. Düşüncem yok. Ama yani önemli olan atladığımız, gördüğümüz şeyleri en azından sizin anlamanızı bekliyorum. Evet. Anladıktan sonra artık gerisi biraz da size tekrara kalıyor. Evet. Tekrar. Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Gayretleriniz için. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben sesimi duyuramıyorum galiba. Her zaman merhabalar diyorum ama hiç karşılık gelmiyor. Yok, şimdi duydum sesinizi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Diyorum. İyiyim. Aslında şeyle söylemek lazım. İngilizce I'm fine, thanks. And you? Evet, artık shall we speak in English? Hello. Good afternoon, yes. Everyone. I am ne dediniz? Soruyu kaçırdım. Good afternoon dedim. Öğleden sonra olduğu zaman good afternoon diyoruz. Evet. Sabahleyin evet. Good morning. Öğleden sonra good afternoon. Good afternoon. Akşamları olduğu zaman da good evening diyoruz. Yani 7'den sonrası. Yes. Akşam ondan sonra da genelde good night diyoruz. Good night. Giderken. Evet. Bugün zaten onu öğreneceğiz galiba. Yok, onlara değil. Yani yavaş yavaş işte bu ucundan kıyısından biraz ondan öğreniyorum. Ben niye siyah çıkıyorum, ben anlamadım ki. Özcan Bey merhaba. Hocam. Siyah çıkıyorsunuz çünkü ışık arkanızdan geliyor. Hocam hello. Özcan Bey. Işığı bir ayarlayayım ışığı. Yeah, you have to change your position. Işığı bir ayarlayayım bir dakika. Perdeyi kapatın, perdeyi. Yok, güneş şeye doğru, cama doğru. Ben de cama doğru dönük durumdayım şu anda. O zaman daha iyi yüz seçiliyor. Cama doğru. Erken mi başladık? Valla ben 1:30'da açtım. İyi ki açmışım. Ben 2'yi bekleyecektim. Sohbet ediyoruz. Dersten çalmayalım diye. Evet, haklısınız. Evet. Merhabalar Asuman Hocam. Merhabalar Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. Toplum hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Açtığımdan olacak. Siyah oluyorum yine. Şimdi siyahım. Şöyle çevireceğim. Bilmiyorum zamanımı. Özcan Bey, Nihat, gördük yüzünüzü. Oturun. Merhabalar. Merhaba Zehra Hanım. Hoş geldiniz. Şimdi oldu. Hoş bulduk. Tamam, durun. Kimler gelmiş? Zafer Hanım burada. Zehra Hanım burada. Nurcan Hanım burada. Girelim. Galaxy A10 kimdir o? Galaxy A. Onu bilemiyorum. Filiz Hanım merhaba. Hocam ben Ege Üniversitesi'nden katılıyorum. Tamam. Onun için sadece dinleyici olarak katılıyorum. Tamam, okey. Sorun yok. Hocam. Evet. Asuman Hocam duyuyor musunuz? Evet Enver Bey. Buyurun. Evet. Benim bir istirhamım olacak hocam izninizle. Tamam, biz de bundan yararlanmak istiyoruz. Ben de İzmir'den katılıyorum. Buyurun. Ama bizi nasıl gruba dahil edeceksiniz ki verdiğiniz çalışmalardan haberimiz olsun? Şimdi şöyle, gruba dahil etme konusunda bizim
koordinatörümüz var Aslı Hocam, Aslı Hanım, Aslı Toprak. O bu derse katılanları kaydediyor. Ve hani devamlılık olacaksa sizi de gruba dahil edecektir. Konuşuruz onu. Şey içerisinde oluyor burada. Dersimizi başından sonuna kadar bize eşlik ediyor en azından. Herhangi bir problem olduğu zaman da bize yardımcı oluyor Aslı Hanım. Hocam ben numaramı vereyim. Tamam. Tamam. 530 benim kaydedebilir misiniz? Bana ediyorum efendim. Mesaj atarsanız 532 evet. 575-42-96 adım Aslı. Aldım ben Aslı Toprak diye aldım. 532-575-42-96 bana tamam. Adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi mesaj atarsanız ben WhatsApp grubumuza eklerim. Canan öğretmenim de duyuyor şu teşekkür anda. Ederim. Öğrenci başkanımız Canan İzmirli. Şu anda kendisi de derste sizi duyuyor. Birazdan da bir şey söyleyecekti galiba. Teşekkür ederim. 2 dakika geçtim. Özür dilerim. Buyurun Canan Hanım. Ben mi bir şey söyleyeceğim? Bir şey söyleyecek galiba. Yeni bir öğrencimiz var da Canan Hocam. Kimdir? Ben şu an girdim Aslı'cığım. Evet, mesaj atacak bana ben de size atayım. Tamam oldu. Tamam. Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün biz önce ödevlerimizi kontrol edeceğiz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi şöyle yapalım gene ben buradan. Pardon hocam ben evet. Geçen hafta erken kapattım. Ödevin ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler çalıştım gene. Neredeyseniz kitabı olanlar. Kitabı olanlar workbook'umuzu açsınlar. Workbook. Evet. Sayfa 4. Tamam mı? Ben şimdi o sayfayı yansıtacağım. Paylaşacağım. Görecek arkadaşlar da. Hocam arkadaşlar sesi kapatırlarsa biz herkes konuşunca anlayamıyoruz. Tamam. Yardımcı olursanız çok seviniriz hocam ya. Arkadaşlar şimdi sesi kapatalım. Herkes kapatsın. Şu anda ekrana görebiliyor musunuz? Paylaşabildim mi? Yoksa göremiyor muyuz? Hocam 2 dakika, 1 saniye önce büyük sayfayı gördük. Şimdi hepsini bir arada görüyoruz. Birinciye tamam. Tıklarsanız. Şimdi ben... Evet, 1 dakika. Stop share yapayım. Tekrar share screen. Tamam, yapayım. Ben size söyleyeceğim. Tamam. Şimdi oluyor mu? Olmaz. Yine öyle. 5 sayfa bir arada. 6 sayfa hatta. Bu oldu mu? Oldu ve geçti. Tekrar geri. Bir daha geriye. Bir dakika. Stop share yapayım. Tekrar share. Niye böyle oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Bir dakika. Şunu share yapayım. Şimdi görüyor muyuz? Hayır. Ben söyleyeceğim size görünce. 5 sayfa. Ben size söyleyeceğim görünce. Tamam. Ben tekrar close yapayım. Bir dakika. Share screen. Evet. Bir dakika. Şu şeyi açayım ben tekrar da. Hay Allah'ım. Ya Rabbim. Ya Resulallah. Hep bunu böyle merhaba öğretmenim. Biliyorum. Dünya. Ama evet. Şimdi bakayım. Share screen. Şu 5 sayfa. Bunu tekrar görebiliyor muyuz? Göremedik. Olmadı. Yani böyle saniyeden kısa bir sürede oluyor ve geçiyor. Allah Allah. Enteresan bir şey ya. Niye böyle oluyor? Ben bir kez daha deneyin. Bir kez daha deniyorum. Şimdi gene olmadı.
stop share diyorum. Share screen. Aa, beni deli etti bu. Neyse bir dakika, ben tekrar bunu açayım. Yani ya olacak ya olacak. Mecbur olacak bu. Ya olacak ya olacak. Mecbur olacak. Değil mi? Şimdi sabırla bekliyoruz. Şimdi oldu. Değil mi? Evet, şimdi oldu. Oldu. Evet. Harika. Oldu. Görüyoruz. Evet, bu workbook'umuzun 4. sayfası arkadaşlar. Olmayanlar, kitabı henüz eline geçmemiş olanlar için ben büyüttüm, ekrandayım. Şimdi bu burada bir diyalog var. Complete the conversations diyor. Burada conversation in English karşılıklı konuşma demek. Complete, tamamlamak. Complete the conversations. Buradaki diyalogları, konuşmaları tamamlayın demek. İlk tanıştığımız zaman insanlarla genelde aramızda geçen başlar bunlar. Sesleri kapatmayanlar. Efendim? Sesleri kapatmayan var hocam. Çok gürültü. Şimdi şöyle yapalım. Ben ismini söyleyeyim. İki kişi A, B, onlar başlasınlar. Diğerleri unmute, please. Mikrofonlarınızı kapatırsanız sevinirim. Letafet Hanım'la Ayla Hanım. Letafet Hanım, Ayla Hanım sadece açın ve bu şeyi tamam dinlemeye çalışın. Diğer arkadaşlarım dinlemedi. Tamam. Buyurun. Buyurun. Hello. My name is David. What is your name? Aylan. Ben söyleyeyim mi? Tamam hocam. Hello. Mr. Bir dakika. Hello Mr. Name is David. What's your name? Maria. Where are you from, Maria? I am from Italy. Oh, where in Italy? Are you from Rome? Ah, Rome is beautiful. Well, nice to meet you, Maria. Thank you and you. Evet. Şimdi bakın, burada birinci de hello, my name is David. What's your name olmalı, değil mi? Yanlış duymadım. Evet. Evet. What's your name? What's your name? Peki bunu aynı. Bir daha duyabilirim hocam. Bir dakika, Ayla Hanım ve Letafet Hanım ikili konuşma içinde yapın. Tabii. Kendi isimlerinizi kullanın bence. Kendi isimlerinizi kullanın. Tamam mı? Kendi tamam. İsimlerimizi. Hello, okay, ben my name is Letafet. What is your name? Letafet Hanım Ayla. Başlıyor. Ayla Hanım, Ayla. Where are you from, Ayla? I am from Istanbul. Oh. Where is Istanbul are you from? Where is Pendik. Pendik. From Pendik. Pendik is beautiful. Well, nice to meet you, Maria. Ayla. Ayla, okay. Sorry. Okay. Thank you and you. Thank you. Çok teşekkürler. Devam edelim hocam. Bir dakika, Gülseren Hanım ve Nihal Hanım mikrofonlarınızı açın. Diğer arkadaşlarım mikrofonları kapalı oldu. Hocam, hocam benim defter kitabım yoktu, onun yüzden fazla çalışamıyorum. Benim kitabım yok, ben Ege tazelenmedenim. Tamam. Kitabım yok, tamam. Çalışamıyorum. Nihal Hanım, Nilgün Hanım buyurun siz. Nilgün Hanım, kusura, Nihal Hanım buyurun. Özür dilerim. Hello. Rica ederim. Buyurun. Hello. My name is Nilgün. Evet, devam. Hello. Hello. What is your name? What is your yapıyoruz. Name? Nihal. Nilgün Fatih. My name is Nihal. Where are you from? Nihal. Nilgün ikinci bölüm. And what's your name? İkinci bölümü yapıyorsun Nihal arkadaşlar. Nilgün Hanım. Efendim. Nilgün Hanım. İkinci resimdeyiz. Tamam hocam. Tamam mı?
Özür tamam, diliyorum. Özür diliyorum. Rica ediyorum. Buyurun. Hello. Hello. What is your first name? My name is Nihal. And what's your name? Çevik. How do you spell that? Çevik. And where are you from, Nihal? I am from Turkey. I am Turkish. Thank you very much, Nihal. Okay. Goodbye. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Şimdi burada bir şey hatırlatmam olacak Nihal Hanım. Evet. How do you spell that dediğiniz zaman bizde tabii alfabemizde şeyler var, şeyler var. Fakat English alfabesinde onları Ç ve Ş olarak sesletmiyoruz. C diyoruz. Yani C olarak diyoruz. C, E, V, A-K. I-K. I-K. Evet. Ona yeah. dikkat edelim. İngilizce alfabede I ve E harfleri yani E ve I harfleri biraz confusing, kafa karıştırıcı harfler. Ona dikkat edelim. Okay. Burada anlamadığımız bir şey var mı? İfade, herhangi bir ifade? Yok herhalde, değil mi? Bunu karşılaştığımız zaman anlamlarını, bu okuduklarımızın anlamlarını biliyoruz. Eğer bilmediğimiz bir şey varsa lütfen sorun şimdi. Okay. Şimdi bu ikinci bölümde countries and nationalities, countries ülkeler, nationalities milliyetler. Write the nationality diyor. Write yazmak demek. Nationality milliyet. Şimdi American diyoruz burada. American. Amerikalı. Amerikalı. Spanish. Spanish. İsterseniz şeylerinizi kapatın. Mikrofonlarınızı kapatın. Herkes kapatsın. Benim söylediklerimi tekrar kendileri de söylesinler. Evet, benimle birlikte. American. 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 Spanish. Spanish. Spanyol. Italian. Italian. İtalyan. English. 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 Mexican. Mexican. Meksikalı. German. 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 Alman. German. French. 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 Fransız. Kimdi Bey, telefonunuzu kapatın. Evet. Kimin telefonu şey açıksa. Şimdi birinci egzersiz. From England. Bu bir England ülke ismi. I'm English, milliyetin ismi. Necip Bey, buyurun, ikincisi sizde olsun. Buyurun. Unmute, Necip Bey, unmute, we can't hear you. Sorry, I'm from England, I am English. The second one, please. He is from the United States. He is American. He's American. I'm from German. He's American. 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 He's from the United States. He's American. Diyoruz. Amerikan diyoruz. He's American. He's American. I gibi ses ediyoruz baştaki A harfine. He's American. Evet. He is American. Üçüncüsü okay, Ayşe Hanım, Ayşe Özal. Unmute please. Unmute and say the third one. Buyurun. I am from Germany. I am German. I'm from Germany. I'm German. Çok güzel. Şimdi buna bakalım. Evet. Number four, Zafer Hanım. Unmute and do the fourth one. She is from Italy. She is Italian.
Okay. She's from Italy. 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 Italian. Italian. Italy. Italian. Italian. Italy. Italian. 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 Italy. Italian. Ay, çok güzel. Filip Hanım, number five. He's from Mexico. He is American. Mexican. He is from Mexico. He's Mexican. Mexico. He's Mexican. Çok güzel. Özgül Hanım, number six. Unmute. I am from Spain. I am Spanish. I am from Spain. Spanish. Spanish. I am Spanish. Çok güzel. Well done. Özcan Bey, number seven. Unmute please. First unmute. Mikrofon please. Özcan Bey, mikrofon. Mikrofon. He is from France. Özcan Bey, duyamıyoruz sizi. Mikrofonunuzu açın. Number evet, two. Number seven. Seven, tamam. Number seven. Number seven. Beşinci sayfadayız. What is first name? From. She's. Hayır, hayır. Beşinci sayfadayız. Deminki egzersizin, iki numaralı egzersizin devamında yedinci resim. Bakın, Eyfel Kulesi'ni görüyorsunuz. Yedinci resim. She's from France. Hı-hı. Hocam ben bu işe yeni başladım daha, ben pek bilmiyorum da. Tamam, tamam, okey. Tamam, Zehra Hanım. Zehra Hanım. Unmute. Hı-hı. She's from France. She's French. From France. France. She's from France. French. France. French. She's French. French. Evet. Şimdi isterseniz tekrar bu şeylere bir bakalım, göz atalım şu şeylere. Hem ülkeler United, the United States American. Tekrarlayın benden sonra. Gene unmute edin. Mikrofonlarınız kapalı olsun. Karışmasın sesler. The United States American. İlk söylediğim ülke, sonrası milliyeti. Spain, Spanish. Italy, Italian. England, English. Mexico, Mexican. Germany, German. France, German. French. Tamam mı? Bunlarda herhalde bir problem yok. Şimdi evet. Bakalım bu bir sonraki gene beşinci sayfada üç numaralı egzersizimize bakıyoruz. Personal information, personal kişisel bilgi, information bilgi. Use the information about Kathy and Santa. Santiago to complete the conversation. Bunun anlamını anlayalım. Use the information. Use kullanmak demek. Use the information. Bilgiyi kullanalım. Kimin hakkında? Katie ve Santiago. Niçin? To complete the conversations. Bu ikili konuşmayı doldurmak için, tamamlamak için bilgiyi kullanın diyor. Hangi bilgi? Burada kimlik bilgileri verilmiş. Şimdi bunu kim yapsın bakalım. Kim yapmak ister? Ben yapmak isterim. Tabii buyurun. Bir de Ayça Hanım karşılıklı konuşun. Buyurun. Kendi isimlerini. Necla Hanım ve Ayça Hanım galiba değil mi? Buyurun. Evet. Tamam. Buyurun. Başlayayım mı hocam? Başlayayım. Evet başlayın. What's her first name? Kathy. Kathy. Evet, evet. Devam. Is. What's her first name? Name. Evet. Her name. Her, pardon, kaçırdım. Kathy.
Katie is her. Oh, Katie, her. Jenkins is her surname. Jenkins. Jenkins. What's her first name'den başlayalım? What's her first name? Jenkins. What's her? Katie. Devam edelim. Soru var. What's her surname? Jenkins. Uh-huh. Where is she from? English. She's from England. Mm-hmm. How old is she? Yeah. She's 35. What's her phone number? 0176429380. Şimdi what's her email address? jenkins@mailnet.com. Is she married? No, she isn't. Evet. Şimdi burada tekrar hatırlamamız gereken bir şey var. Kusura bakmayın, durdurdum sizi. Telefon numaralarını söylerken hatırlayacaksınız. Zero diye okumuyoruz sıfırı. Ve iki rakam yan yanaysa onları 88 ya da 99 demiyoruz. Double eight diyoruz. Double nine diyoruz, değil mi? Yes. Başlamamız şöyle oluyor. 0176429388 şeklinde. Yes. Devam edelim ikinci bölümle. Aşağıya mı? Buyurun, kim isim versin, kim söylüyor? Person name is Santi Canan. Canan Hanım. Ben. Canan Hanım. Evet. Ve de kim olsun? Arif Bey burada mı? Ya Ergün Bey olsun. Canan Hanım'la Ergün Bey. Buyurun. Ergün Bey siz B'siniz. Santiago'sunuz. Canan Hanım siz soruyorsunuz. Buyurun. What is first name? Hı-hı. What is for first name? This first name. My first name Ergün. Hayır. Buradaki İngiliz olacağız. Sayfa 5'teyiz Ergün Bey. 2 numaralı egzersiz. What? Bakın. What is her first name? Santiago. What's his surname? Siz B'siniz Ergün Bey. A bölümünü Canan Hanım okuyor. Buyurun. Sorry. Tamam. Hı-hı. Santiago. Santiago. What is his surname? Garcia Ramirez. Garcia Ramirez. Where is he from? Where is he from? He's from Spain. He is from Spain. How old is he? He is 19 years old. He is 19. Mm-hmm. But his phone number. Öleceğim bir kapatın. 9342987071. And what is his email address? Bunu tek tek okuyacağız galiba, değil mi harfleri? Tabii ki. GR. No. Şimdi o zaman kopyayla beraber. GRS. GRS. I. N. T. Neydi? T. I. A. A. G. O. G. Evet, O. At. O. At. hwmial.com mail.com diyebilirsiniz. Mail.com. Evet, mail.com.
And is he married? Hmm? Is he married? No, he isn't. No, he isn't. Çok güzel. No. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bu iki numaralı dersiz alttaki. She's from Italy diyoruz. Bakın, she is uzun formu. O İtalya, o kız, o kadın İtalya'dan diyor. Buradaki kısaltmalara konsantre olacağız. She is not'ın kısaltılmış formu neydi? She isn't. She isn't. Değil mi? She isn't. She isn't. Üçüncü nedir? I'm diyoruz. I'm American. Number four. I, A kalkıyor, M geliyor. Evet, I apostrofi M geliyor. Aylan, yine sesinizi kesin lütfen. Bakın, number four, I'm not married. Yani I apostrofi S, I'm not. M, not married. I'm not married. Number five. He apostrophe yes. S. He's a student. He's a student. Yes. Değil mi? Number six. He isn't English. Kontrol ediyoruz değil mi herkes? Number seven. You're 18. Yani U'dan sonra bir tepeden virgül ve sadece R and E. A bölümünü atıyoruz. A harfini atıyoruz. You're. Your. Tamam mı? Number eight. You are not 20. You're gene aynı. You're not. Ya da you aren't da doğru. Bir burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar. Yok herhalde. Devam ediyoruz. Bir sonraki sayfayla bakalım neymiş bir sonraki sayfa. Ella's family. Evet. Bunu kim okusun? Kim yapmak ister? Ben yapmak isterim. Ben de yapmak isterim hocam. Buyurun. Ben de isterim. Tamam. Ben. O zaman şöyle yapalım. My name's. Bir dakika Meral Hanım. Tamam. Üçüncü sorunun üç numaralı parantezden sonraki o nurse kelimesine kadar siz yapın. Ondan sonrasını Canan Hanım devam etsin. Evet dinliyorum. Nereye kadar? Üçün sonuna kadar. Yani she's a nurse diyor bitiriyor. Dördü tamam. Deyip Canan Hanım başlıyor. Diğer tamam, arkadaşlarınızı tamam. Kontrol ediyorlar. Buyurun. Evet. He, my name is Ella. Hi. My name is Ella, and this is my family. My father's name is Robert. He is a teacher. My mother's name is Adela. She is French, and she is nurse. My sister's name is Susie. She is 21, and she is a student on university. At university. And should you go? Pardon. Tamam. Excuse me. Anlıyoruz. My brother's name is Liam is 8'9 and he's 18. He's at school. Mm-hmm. This is a photo of my cat. My cat's name is Tiger. Anlamadım. Tiger. Sesleri kapatalım lütfen. Oh, a tiger. His favorite food is fish.
Fish. His favorite food is fish. Şimdi ben bunu tekrar okuyup diğer arkadaşlarım da kontrol etsinler. Seni karıştırdım. Çok özür dilerim. Çok rica ederim. Arkadaşlar kapatın mikrofonlarınızı. Sadece benim sesim size gelsin. Okay. Hi, my name is Ella and this is my family. My father's name is Robert. He's a teacher. My mother's name is Adele. She's French and she's a nurse. My sister's name is Susie. She's 21 and she's a student at university. My brother's name is Liam. He's 18 and he's at school. This is a photo of my cat. My cat's name is Tiger. His favorite food is fish. Tamam mıdır? Hocam ben de okuyabilir miyim? Tabii, buyurun. Tamam, okuyorum. Buyurun. Ay, aşağı gelmedi. Tamam. Buyurun. Hi, my name is Ella and this is my family. My father's name is Robert. He is a teacher. My mother's name is Adele. She's French and she's a nurse. My sister's name is Susie. She's 20 and she's a student at university. My brother's name is Liam. He's 18 and he's at school. This is a photo of my cat. My cat name is Tiger. His favorite food is fish. My cat's name. Okay? Evet. Teşekkürler. Evet. Şimdi ikinci egzersize bir bakalım. İkinci egzersiz. Bakın, eğer bu alıştırmada ise hatırlayacaksınız. Eğer to be fiili is anlamına gelen apostrofi s, yani virgül s kısaltması, eğer bir verb anlamına geliyorsa onun yanına is yazın. Eğer bu iyilik takısı, yani ninnin takısı anlamına gelen bir virgül s ise P harfini koyun, P harfini, yani possessive, iyilik harfini koyun diyor. Şimdi my name's Ella, buradaki apostrofi s verbün, to be verbünün formu olduğu için is yazıyoruz, verb yani. İkinci diye bakıyoruz, my father's name is Robert, buradaki apostrofi s possessive anlamına, ninnin. Babamın adı. Buradaki is zaten verb. İngilizce'de de biliyoruz ki biz sadece there is only one verb. İngilizce'de there is only one verb in one sentence diyoruz. Bir cümlede sadece bir tane verb oluyor, ana verb. Buradaki is verb ama apostrofi s sadece possessive. Şimdi Ergün Bey, buyurun. Üçüncüsü. Hazır mıyız Ergün Bey? Telefon açıyor. Şimdi burada fiil ve iyilik zamirini mi bulacağız? Evet, evet. İyilik. Evet. Üçüncü cümleyi okuyorsunuz. He's a teacher. Is. Bu is mi, fi mi? Is. Yani iyilik mi? Allah'lar kapatın lütfen seslerinizi. Lütfen. He's a teacher. Yani o öğretmen. Burada iyilik yok herhalde. Fiil galiba. Is yazıyoruz yanına. Evet, is yazdık. Evet. Peki Kırcali İnce Hanım. Buyurun. Number five. Mikrofon, isminizi duyduğunuz zaman lütfen. Sorry. My mother's name is Adela P. P. My mother's P. Çok güzel. Adele. Ayla Hanım. Ayla Yalçın. Bir dakika, açıyorum hocam mikrofonumu. Bir dakika, ay Allah. Ne oldu, mikrofon açılmadı? Bir dakika hocam. Açık hocam, zaten mikrofonunuz. Açık. Pardon.
She's hocam, French. Aydalar karışıyor. Aile. Ben hangi aile? Ben Yalçınız. Yalçınız olacak. Ha, tamam. Öbür aile cevap veriyor ya. Buyurun, buyurun. Buyurun. Ben de dahilim. Bilgin Hanımcığım. Hadi buyurun. Number five. Kapatırsanız az dahil olacaksınız. Arkadaşlar, ben cevap veriyor muyum hocam? Buyurun, buyurun Ayla. Is French is. Çok güzel. Nazime Hanım, number six. Thank you. My sister's student verb is. Is. My evet. Student, my sister's student. My sister a student. Is. Student. Student. Evet. Evet. Sermin Hanım. Sermin Hanım. Number seven. Number seven. Buyurun. My. Kapattınız yine sesi. Duyamıyoruz. Sermin Hanım. Mikrofon. Duyamadık. Saadet Hanım, are you ready? Saadet Hanım. Buyurun. Buyurun Saadet. Tamam. My brother's name is Lamia. Kardeşimin adı olsun. Yine P. P. Liam. My brother's name is Liam. P. Mehmet Bey. Mehmet Bey, unmute. Evet. Tigers. Hı hı. Favorite food is fish. P. Bunların adı fazla. P. Tigers. Evet. Favorite food is fish. P. Evet. Şimdi bu beşinci bölümde burada anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar? İkide. Nerede is oluyor? Nerede possessive oluyor? Anlaşıldı değil mi? Yani okuduğumuz cümleleri şu ana kadar anlıyoruz değil mi? Bir problem yok. Öğretmenim 8'de is miydi, p miydi? P. Tigers favorite food is fish. Bakın is burada zaten var bir tane. Var. Evet, evet. Sağ ol. Thanks. Evet. You're welcome. Şimdi 5. bölümdeyiz. Verbs yani fiiller. Have fiili, have sahip olmak. Go, gitmek. Live, yaşamak. Like, hoşlanmak. Evet. Şimdi bazı fiiller bazı kelimelerle birlikte gidiyor. Hepsini aynı yere kullanamıyoruz. Şimdi kimle başlayalım? Necla Hanım. Necla Özden. Tamam hocam. Buyurun. Bir ve iki. Hepsini okuyayım mı aşağı kadar? Okuyun. Evet. I have a brother and sister. Hı hı. Evet. Bir dakika. Ne koymam lazım? Yardımcı olur musunuz? Otur. Tamam. Takıldım. Necip Bey size yardımcı olacak. Number Buyurun. Two. I go to a school. Call it St. Mary's. Tamam. I live in London. Number four. I like my sister. Seviyorum. Very kind. Doğru mu? Evet. I like my sister. She's very sister. Kind. She is very kind. We live in a flat in the city center. Çok güzel. We live. Evet. I go to the park at the weekend. Çok güzel. Evet. I like my cat. No. I have a cat. I have a cat. Hı hı. Peki. Number 8. 8 yok.
Eight burada. Seven. I like fish. I. Oh pardon. I like fish. I like fish. Evet. I like fish diyor. Evet. Hocam bir sorum olabilir mi? Tabii buyurun. Dördüncü egzersizde like'ı kullanırsak yanlış mı olur? Öyle dedik zaten. I like my sister. Pardon özür dilerim. Ben have kullandım. Have kullanırsam yanlış mı olur? I have my sister biraz anlamsız bir cümle oluyor. I have Peki. a sister dememiz lazım. Bakın have fiilini kullanırsanız I have a sister. Ne yapacağım? Tamam evet. mı? Okey hocam. Dışarıda. My sister olduğu için ben ona... Almadım onu. Zaten my kelimesi o sahiplik ifadesi vermiş oluyor. Okay. O sütleri var. Getirir misin buraya Momo? Bozulacaklar. Arkadaşlar telefon mikrofonları kapatmayı öğrenemedim. Evet. Şimdi ödevlerimiz bu kadardı sanıyorum. Değil mi? Yedinci sayfa var mıydı? Arkadaşlar? Evet hocam. Yedi vardı. Yedinci sayfada vardı. Yediye vardı. Geçiyorum. Hemen yediye geçtim. Şimdi. Ben yediyi yapmadım. Şu şeye bakıyoruz. George, Alice bunlar. Yedi yoktu hocam. Yedi yoktu. Vardı. Yedi yok vardı. Muydu? Var öğretmenim. Arkadaşlar. Var, ben yapalım. Ben şimdi yapalım burada. Sorun tamam. yok. George ve Alice, George and Alice are grandparents, değil mi? Yes. Burada James, Mike and Faye kardeşler. Ben size Türkçelerini söyleyeyim, siz İngilizcelerini söyleyeceksiniz. Üçü kardeş. Alan, Mike'ın eşi. Mike ve Alan evliler ve Karen, Charlie, Mike ile Alan'ın çocukları. Tamam mı? Şimdi bakalım. Ekros demiş. James bu aynı zamanda bir şey puzzle gibi bir şey. Bunu kim yapmak ister? Hocam bir kere daha tekrar eder misiniz? Hocam bir kere daha tekrar eder misiniz? Tabii. Bakın George ve Alice evli ve bunlar James, Mike ve Faye'in anne babası. Üç kardeş. James, Mike and Faye. Üç kardeş. Anneleri, babaları George ve Alice. Mike Allen'la evli ve çocukları Karen and Charlie. Tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. Buyurun. Ben yapmak isterim. Ben isterim. Ben... James, Eda. Tamam. Eda. Hadi. Eda, başlıyorum. Buyurun. James. Bak, James. Buyurun. James, Mike, James. Brother. James Karen is Charlie's. James is Mike's brother. Evet, evet. Karen is Charlie's sister. Karen, yes. Ellen is Mike's wife. Wife. Mike's wife. Charlie. Apostrophe. Charlie tamam. is Mike's son. Charlie is my nephew. Hey. Bakın apostrofi s'lerde vurgulayalım. Faye's. Mike's. Faye's. Charlie is Faye. Charlie is Mike's son. Charlie is Mike's son. Evet. Son. Evet. Son. Charlie is Face, nephew, Karen and Charlie are Mike's children. Hmm. Karen is Ellen, daughter. Daughter. Evet. Devam edeyim mi? Evet. Devam edeyim. Ellen is Karen. Mother. Why is Charlie aunt? Yalnız o apostrofi esli kelimeleri orada Charlie's diye unutmayın. Hı-hı. Tamam. Charlie's aunt. Hı-hı. George is Alice's husband.
Alice is Charlie's grandmother. Karen is Faye's nephew. George is Karen's grandfather. Niece. Evet. Niece, evet, evet. George is Karen's grandfather. Şimdi 12'yi bilemedim hocam. Mike, Aunt Ellen are Prince. Evet. Are married. Married. Prince olmaz mı? Ya da parents. O bir parents. Olması gerekiyor. Parents. Parents mı? Mike parents. And Ellen. Tamam. Yukarıdan aşağı bakalım parents. Diye. Yukarıdan aşağı evet. Parents olmadı. Bakayım. Parents. Husband. Nerede yazıyor? Husband, wife olabilir mi onlar? Wife, husband, wife. Married hocam, neydi? Married, married. Married olabilir. Married. Married. Married, evet, tamam. Mike tamam. Is Charlie's father. Mike is Charlie's father. Evet. James is Karen's uncle. Uncle, çok güzel. Burada aile ile ilgili bir problemimiz var mı? Evet, şimdi tekrar şöyle bir şey yapalım. George, grandfather. Alice, grandmother, değil mi? James, Mike and Faye are brother and sister. They are brother and sisters. Ellen is Mike's wife. Karen and Charlie are Mike and Ellen's children. Evet, adjectives bölümüne gelelim. Adjectiveler hatırlayacaksınız burada. Easy neydi? Easy. Kolay. Kolay. Small. Soğuk. 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 Good. İyi. İyi. Nice. Hoş. Hoş. Expensive. Pahalı. Young. Genç. Genç. Old. Yaşlı ya da eski diyoruz değil mi? Evet. Şimdi bunu Mehmet Bey siz yapın. Evet. One number. London isn't cheap. Expensive. Hı-hı. It's expensive. My coffee isn't hot. It's cold. Isn't cold. Hı-hı. Are you his name? Are you his name? New. Are you his name? New. No. Old. They are old. Hı-hı. Old. You are a student. You are good student. Mm-hmm. My dad's 40. He is old. Uh-huh. He isn't old. 40 is young. He's young. He isn't old. Duruyoruz orada. Cümle bitti. 40 evet. Is. 40 is young. Evet. Number 6. He's exercise isn't difficult, it's easy. Uh-huh. Our flat isn't big, it's small. Çok the güzel. Weather çok güzel. Isn't terrible, it's nice. The weather is evet, nice. Burada ne diyorduk? It is güneşli nasıl diyorduk? Sunny. The weather is nice. It is sunny. Ben evet. Yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Buyurun. Teşekkürler Mehmet Bey. Buyurun. The water's nice. It is sunny. It is hı-hı. Difficult to understand you speak fast. My family's very nice. Pass. Pass, very nice. Very, very. We are very free and friendly. I like my friendly. I like my girlfriend. She is beautiful. Mm-hmm. My book is good. It is very
Interesting. 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 Hmm. Hmm. The coffee is really good. It is lovely. Lovely. Çok lovely. Güzel. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Arkadaşlar, bu ödevlerimizi biz kontrol ettik şimdi. Ben bu bölümü tekrar okur musunuz hocam? Efendim? Hocam, yedinci bölümü siz kendiniz okur musunuz? Tabii ki. London isn't cheap. Yediği tek tek. London isn't cheap, it's expensive. Number two, my coffee isn't hot, it is cold. Number three, are your shoes new? No, they are old. Number four, you aren't a bad student, you are a good student. Number five, my dad's 40, he's old. He isn't old, 40 is young. Number six, this exercise isn't difficult, it's easy. Our flat isn't big, it is small. The weather isn't horrible, it is nice. Number two, the complete the adjectives part. Buradaki baş harfle bir takım harfler verilmiş, onları tamamlıyoruz. The weather is nice, it's sunny. Number two, it's difficult to understand you. You speak fast. Number three, my family is very nice. We are very friendly. Number four, I like my friend, my girlfriend. She's beautiful. Number six, the coffee is really good. It's lovely. It's lovely. Şimdi arkadaşlar, sizinle bir başka şey daha paylaşmak istiyorum. Bir dakika. Alalım. Bir dakika. Kitabımıza geçelim. Student book. Student book. Sayfa 12. 12. sayfa. Joseph's family. Görebildik mi bunu? Evet. Paylaşabildin mi? Yok. Olmadı. Değil mi? Olmadı. Şimdi tekrar geçiyoruz. Share screen. Şimdi oldu. Değil mi? Gördük mü? Evet, şimdi oldu. Evet, güzel. Şimdi Joseph's family, bakın burada isimleri, isim haneleri boş bırakılmış, kutucuklar var ve ben size bir şey dinleteceğim ve siz o, bu resimlerin altına isimler var, bakın: Richard, Andrea, Nancy, Tom, John, Odile, Mary and Isabel. Şimdi dinleyeceğiz ve bu isimleri bu kutucuklara yazacağız. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Evet. Herkes şeyini de kapatsın, mikrofonu kapatsın. Sadece CD'den gelecek sesi dinleyelim. Evet. Allah'ım. Evet. Buyurun. Joseph's family, brother and sister. My family isn't very big. I have a sister, Andrea, she's 18, and a brother, Richard, he's 25. They're not married. Wife and children. I'm married, and my wife's name is Isabel. We have two children, a daughter, Nancy, that's N-A-N-C-Y, she's 4, and a son, Tom, he's only 6 months old. Parents and grandparents. We live near my parents. My dad's name is John, and my mum's is Odile. That's O-D-I-L-E. She's French.
My grandmother lives with them. Her name's Marie. She's my mom's mom. Evet, bir kez daha dinletiyorum size. Joseph's family. Brother and sister. My family isn't very big. I have a sister, Andrea. She's 18. And a brother, Richard. He's 25. They're not married. Wife and children. I'm married, and my wife's name is Isabel. We have two children, a daughter, Nancy, that's N-A-N-C-Y, she's 4, and a son, Tom, he's only 6 months old. Parents and grandparents. We live near my parents. My dad's name is John, and my mum's is Odile. That's O-D-I-L-E. She's French. My grandmother lives with them. Her name's Marie. She's my mom's mom. Bir daha dinlemek ister misiniz arkadaşlar? Bizim CD'mizde var mı? Hocam söyleyin ona yavaş konuşsun. İngiliz gibi konuşuyor anlamadık. Sizin CD'mizde var arkadaşlar. Bu kitabınızın arkasındaki iTutor'da göreceksiniz onu. Tamam mı? iTutor'da var. Şimdi isterseniz son defa dinleteyim. Bir defa daha okuyun. Kontrol edin. Sonra isimleri alacağım sadece. Mikrofonlar da kapatılsın lütfen. Tüm mikrofonlar kapalı. Kapalı. My family isn't very big. I have a sister, Andrea. She's 18. And a brother, Richard. He's 25. They're not married. Wife and children. I'm married, and my wife's name is Isabel. We have two children, a daughter, Nancy, that's N-A-N-C-Y, she's 4, and a son, Tom, he's only 6 months old. Parents and grandparents. We live near my parents. My dad's name is John, and my mum's is Odile. That's O-D-I-L-E. She's French. My grandmother lives with them. Her name's Marie. She's my mum's mum. Evet, şimdi ben size soru sorayım. What is Joseph's brother's name? What is Joseph's brother's name? Ben söyleyebilirim. Richard. Buyurun Canan Hanım. Richard. Evet. What is Joseph's sister's name? Onu da söyleyebilirim. Isabel. Hayır. Değil. Yeah. What is Joseph's sister's name? Nancy. Andrea. Richard, Andrea, and Joseph. What is Joseph's wife's name? Isabel. What is Joseph's daughter's name? Nancy. What is Joseph's son's name? Tom. What is Joseph's father's name? John. What is Joseph's mother's name? Odile. What is Joseph's grandmother's name? Mary. Evet, demek ki duyduğumuz şeyleri anlıyoruz. Size önümüzdeki hafta için bu kendi aile family tree'nizi yapabilirsiniz. Böyle küçük bir şey. Önümüzdeki hafta herkes böyle bir şey, kısacık bir şey yapsın. Ve birbirinize soracaksınız aynı şekilde. What is your, işte, your brother's name? What is your mother's name? Gibi. Evet. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım. Burada bir şey var. Everyday English part. Gördük mü? Evet. Everyday conversations. Şimdi burada ben sizin bir dakika onu
şurada şey yapacağım size. Bir dakika. Bir sonraki şeyi alalım. Evet. Şöyle yapalım. New share. Stop share. Dedik. Bir dakika. Niye onu attım ki? Aşağıya. Evet, bunu alayım. Görebiliyoruz değil mi tekrar bunu? Bu şu an göremiyoruz. Göremiyorsunuz. Gene gitti bu. Orada bir şey sese geçeyim dedim. Ses dosyasına onu geçemedim. O zaman kalsın. Şimdi bu şey diyeyim. Şimdi görüyor muyuz? Hayır. Bunu göremiyoruz, bunu da göremiyoruz. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah. Yani valla bazen bu teknolojiden nefret ediyorum. Çok güzel, her şey çok güzel. Ama şimdi geldi. Geldi, evet. Şimdi burada Everyday Conversations bölümünde bakın. Bir karşılaştığımız zaman biz hi diyebiliriz, hello diyebiliriz, good morning diyebiliriz değil mi? Karşımızdaki insanın adını söyleyebiliriz. Pete, Sally, Mr. ya da Mrs. Brown deriz. Arkasından how are you, nasılsınız diye sorduğumuzda cevabımız, cevap veren kişi fine diyebilir, very well diyebilir, all right diyebilir, okay, not bad diyebilir. Ve thank you ya da thanks and you diye size sorabilir. Siz bu sefer fine, very well, all right, okay, not bad ve teşekkürler deyip devam edersiniz. Şimdi iki kişiden rica ediyorum. İki kişi karşılıklı konuşsunlar bu ifadelerden birini seçerek. Neşe Hanım ve Yıldız Hanım var mı burada? Gördüm demin ama. Neşe Hanım ve Yıldız Hanım. Ben varım. Nasılsınız? Buradayız. Tamam. Tamam. Şimdi biriniz student A olun, diğeriniz student B. Bakalım bundan seçin ve devam ettirin bu şeyi. Tamamlayın. Birer tane her bölümden. Evet. Başlayın. Neşe Hanım. Neşe Hanım ve diğer kişi söyledim ama olmadı, duymadı herhalde. Zeynep Hanım, burada mısınız Zeynep Çakır? Buyurun. Dayım. Buyurun. Dayım. Evet. Başlayın Neşe Hanım. Dayım hocam. Evet. Kim? Neşe. Hello. Hello. Neşe. How are you? Hı hı. Neşe Hanım, tamam. Neşe Hanım. Fine ya da devam edin. Beni neden duymuyorsunuz? Şimdi duyduk sizi de ondan. Buyurun. Fine. Thank you and you. Hı-hı. Devam edin. Neşe Hanım mı ben mi? Hayır, tekrar hayır. Siz değil, Neşe Hanım. Neşe Hanım. Arkadaşlar, kim kimle konuşuyor karıştırdık şu anda. Bu bir technical problem. Şimdi bakın, kim konuşmak ister? İki kişi. Lütfen iki kişi. Hocam ben konuşayım. Birisi ben koyayım. Tamam. Ben. Canan Hanım. Canan Hanım ve Nilgün Hanım. Ben de konuşmak isterim. Evet. Canan Hanım B-Student. Nilgün Hanım da B-Student. Buyurun. Hello Canan Hanım. How are you? Hello. Fine. Thank you. And you? Very well. Thanks. Hmm? Çok teşekkürler. Ayla Hanım'la Zafer Hanım yapabilirler mi? Ayla Yalçın Özzafer Özbideciler.
Mikrofonlarınızı açın. Ayla. Hi Ayla. How are you? Fine, thank you. Go on. And you? And you? Fine, thank you. Hep fine diyoruz ama all right yani iyi. Thank you. All right, thank you diyebiliyorum. Evet. Evet. Şimdi şunu yapalım ve ondan sonra da bırakalım, size ödev vereceğim. Şimdi şu resimlere bakalım. Burada takım 6 tane resim var. Look at the pictures. Look at demek bakın. Picture'lar, resimlere bakın. Complete the conversation. Konuşmaları tamamlayın diyor. Şimdi burada her bir resim için box içerisinde yukarıda üçer tane, işte ikişer tane kelime verilmiş. Ve bu konuşmaları diğer kalan kelimelerle dolduracağız. Birincisini ben yapayım. Meral Hanım. Yapsın? Tamam, buyurun Meral Hanım, buyurun. Bye. Mommy, it is time for school. Goodbye, darling. Have a good day. Thanks, see you later. Evet, şimdi burada noktalamalara dikkat edeceğiz. Bye, mom. It's time for school. Goodbye, darling. Have a good day. Have a good day. Thanks. Evet. See you later. See you later. Şimdi devamını yapalım. Necip Bey, Eda Hanım. Good morning. Pardon. Necip Bey, önce siz yapın. Sadece siz yapın. Buyurun. Hepsini good morning. Hocam, beceremedim. Tekrar good morning. Yani kutucuklara ne koyacağımı çözemedim. Good morning, of course ve can. Yıldız Hanım, siz yapın. Buyurun. Unmute. Good morning. Ben yapayım hocam. Good morning. Good morning. I have a coffee and espresso please. Yes, of course. Anything else? No, thank you. Evet, şimdi bakın. Birisi arkadaşın good morning diyor. Good morning. Good morning diyor. Kim söylüyor bunu? Müşteri söylüyor, değil mi? Good morning diyen ilk C'deki kişi buradaki tezgahtar. İkinci good morning müşteri söylüyor. Can I have a coffee and espresso please? Bu bir expression. Yani bunu böyle bilelim. Mesela bir yere gidiyorsunuz, bir kafeye. Can I have a coffee please dediğiniz zaman bir kahve alabilir miyim lütfen demek. Can I have a coffee and espresso please? Yes, of course diyor tezgahtar. Tabii ki, şüphesiz. Yes, of course. Anything else? Başka bir şey? No, thank you. Anladık değil mi bunun anlamını? Hı-hı. Şimdi just sadece demek. Good afternoon, iyi akşam üzerleri, öğleden sonra iyi akşamlar diyoruz. Help, yardım etmek demek. Şimdi bunu kim yapmak ister? Ben. Letafet Hanım, buyurun. Yapayım mı hocam? Letafet Hanım, buyurun. Unmute. Sesiniz gelmiyor. Good afternoon. Buyurun. Can I help you? No, thank you. We are just looking. That's okay. Çok güzel. Onlar neredeler? Onlar demek ki bir beyaz eşya dükkanındalar mı? Öyle bir yerdeler, evet, değil mi? Evet. Bunu kim söylüyor? İlk ifade good afternoon satıcı söylüyor değil mi? Good
afternoon. Can I help you? Ne demek can I help you? Yardımcı, olabilir miyim? No, thank you. We're just looking. Biz sadece bakıyoruz. That's okay. Tamam. Dörde bakıyoruz. Pleased. Memnun olmak demek. I'm pleased ya da pleased. To meet, karşılaşmak. This is bu demek. Şimdi bunu kim yapmak ister arkadaşlar? Ben bilirim. Ben de yapabilirim. Ergün Bey. Sesiniz gelmiyor. Sesinizi açın. Şimdi açtım. Onunla uğraştım. Tamam. Frank. Frank, this is Gina. She's from our New York office. Hello, Gina. Nice to meet you. Hello, Frank. Mm-hmm. Please do. Evet. Hello, Frank. Nice to meet you too. Hi, please. Please to meet you too. Evet, aynı şey. Bakın, nice to meet you ile please to meet you ikisi aynı anlam. Değişik kelimeler kullanılmış. Frank, this is Gina. Bunlar bir arkadaş. Frank'e takdim ediyor. Gina, bu Gina. This is Gina. Nice to meet you. Sizinle tanıştığıma sevindim. Daha doğrusu sizinle tanışmak hoş, güzel. Hello Frank. Pleased to meet you too. Buradaki to'nun anlamı neydi? Ben de. Şimdi bu diğerini yapalım. Gürsen Hanım. Ben şimdi geldim. İkincideyim ben. İkinciye geldim. Kim yapmak ister? Nihal Hanım, eğer mümkünse, o da gitti. Yemek mi yapabilirim? Ben yapabilirim. Evet, yani misafirlerim vardı akşama. Tamam canım, sen, tamam. Ben yapabilirim. Yapayım hocam. Tamam, Nihal Hanım'dan sonra sizde sıra. Diğer arkadaşım da. Buyurun Nihal Hanım. Thank good nice it's Friday to you, Can. No, bye Can. Hey. Bye. Nice. Bye Drake. Have. Bye Ian. Bye Ian. Have a grand weekend. Thank. Have a good weekend. Thanks. İyi hafta sonları. Evet. Weekend. Thanks. Bye. See you on Monday. Same to you. Thank. Şimdi bakın baştan alıyoruz. Thank goodness it's Friday. Aynen. Oh, Allah'a şükürler bugün Cuma. Evet. Bye Ian. Allah'a ısmarladık Ian. Bye Derek. Have a good weekend. İyi hafta sonları. Thanks. Same to you. Size de. Sana da. Same to you. See you on Monday. Pazar görüşürüz. Günü. Görüşmek üzere. Evet. Diğer arkadaşım sonuncuyu yapalım. Buyurun. Good night. Ben bir konuyu yapacağım. Good night. Sleep well. Good night. Hı-hı. See you in the morning. Hı-hı. Sleep well. İyi uykular. Good night. İyi geceler. Görüşürüz. Sabahleyin. Sabahleyin görüşürüz. See you next week arkadaşlarım. Şimdi ödevinizi veriyorum. Ödevinizde sayfa, workbook'umuzda sayfa 8 ve 9 ödevimiz. Ve de bir family tree yapacaksınız. O family tree'de yazın isimlerini, ailelerinizin, böyle kısaca o örnekteki gibi. Önümüzdeki hafta bu ödevleri kontrol edip ikinci üniteye geçeceğiz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Evet.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam. Sizi bir 10 dakika. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkürler Asman öğretmenim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler öğretmenim. Çünkü hepinizin ismini göremiyorum. Aynı zamanda yansıtma yaptığım zaman. See you next week. Okay? Asuman hocam. Hoşçakalın. İyi günler. Hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Asuman hocam bir şey sorabilir miyim? Diğer derse ben izleyici ve dinleyici olarak katılabilir miyim? Herkes, isteyen herkes katılabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Asuman Hanım 8 ve 9 dediniz ama bu My Name Silip Wilson'un şeyi mi? Workbook'taki. Çünkü değişik o dediğiniz numarayla farklı da kitaptaki. Şu baştaki nerede bir Tuncay'la bir yapacağız. Şey var, reading var. Tabii canım. Bakın reading. Resim nerede? Ben şimdi ben hiçbir şey bilmiyorum ama anladım ya. Workbook'ta R Street read about whole family ve complete the sentences diyor. Burada birinci egzersizde cümleleri bu metne göre okuyup metne göre cevaplayacaksınız. Tamamlayacaksınız. Hocam CD'de var mıdır bu? CD'de var. R Street var. Tamam. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Bu da dinleme bölümü. Burada da Everyday English, burada da match a line A with a line in B diyor. Yani A'la B'yi karşılaştırıyor. Match demek birbiriyle birleştirmek. Good morning Pete, how are you dedikten sonra hangi kelime, hangi ifade onu tamamlayacak? Bunu yapacağız. Nereye yapacağız? En iyi. 10. bölümü yapmayalım. Onu ben size sesleteceğim. 10'daki 1 ve 2'yi ben size okurum. 11'i yapın, 12'yi yapın. 11 possessive. Hoca hanım onu o sayfanın resmini gösterebilir misiniz? Bir aman ya. Hayır. Şu. Workbook. Ben size kitabı olmayanlara ya da olsun olmasın sorun değil. Ben tekrar gruba bu ödevin sayfalarını atacağım size. Tamam, tamam, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yani bu sayfada 10. egzersizi yapmıyorsunuz. 10'un 1 ve 2'sini yapmıyorsunuz. Onları ben önümüzdeki hafta sizinle yapacağım. Tamam mı? Asman hocam. Buyurun. Asman hocam. Bana da o notları nasıl atabilirsiniz? Ben şeyde kayıtlıyım tazelenmede. Bu şeyde grupta kayıtlı mısınız? Canan hocam herhalde sizi kaydeder. Evde kal İngilizce öğren grubuna. Tamam. Nasıl kaydedecek onu? Ben şifreyle giriyorum. Hayır. WhatsApp grubumuz var bizim. İşte bende WhatsApp grubu yok. Onun için faydalanamıyorum. Canan hocam sanıyorum şeyden bilgi alacak Aslı hocamdan. Aslı hocanın telefonunu biliyor musunuz? Söyleyeyim mi öğretmenim telefonumu? Buyurun. Ben Aslı söyleyeyim mi telefonumu? Lütfen söyleyin. 532. Bir dakika yazayım. Tamam. 532. 532. Evet. 575. 575 evet. 4296. 4296. İsminiz neydi? Aslı Toprak. Aslı Toprak. Toprak. Ben şu kime telefon edeceğim? Kime telefon edeceğim? Bana mesaj atarsanız... Ben Gülseren Ertaşkın'ım işte beni kaydedin diye İngilizce grubuna. Ben sizi WhatsApp grubuna kaydedeceğim. Ben zaten WhatsApp grubunda da sizinle bu ödevinizi paylaşacağım. Tamam mı? Tamam. Hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Biri İngilizceyi ayrı bir kitaptan mı takip ediyorsunuz? Nasıl? Aynı kitap mı? Bakın iki tane kitabımız var. Birisi workbook, diğeri... Onlar var bende. Tamam. Ödevini... Şimdiki dersi buradan mı takip ediyorsunuz yine? Tabii. Tamam. O yansıttıklarım hep kitaptan. Kitabın sayfaları. Yani kitabı elinde olmuyor falan. Ben hem görsellik katmak adına yapıyorum bu işi. Tamam mı? Tamam. Oldu. Tamam. O zaman see you next week. Have a nice week. Evet.
Teşekkürler. Thank you for joining. Thank you. Buyurun. Thank you very much. Aslan Hocam. Buyurun. Bizde iki tane Ayla var. Ben öbür Ayla'nın katıldığını bilmiyorum. Ki siz benim mikrofonumu açtınız. Hayır. Ben zaten kitabım yok. Ben İngilizceyi biliyorum. Hocaydım tamam. Ben. Tamam. Hani arkadaşlar orada şeyi karıştı ama. Oldu. Yani Ayla Altınöz demiştim ben. Herhalde yanlışlıkla sizinkini mi açtım? Yanlış oldu demek ki. Sizinkini açtınız. Tamam. Ben de kimin katıldığını bilmiyorum. Listeyi görmediğim için ben konuştum. Yoksa ben öyle bir şeylik yapmam. Hayır, yani hayır. Hem orada bir yazım da yok. Ben orada yazılanlara göre okuyorum. Yani akıldan okuyorum. Yazmadan, çalışmadan. Biliyorsunuz zaten. Sayfa paylaştığım zaman arkadaşlar sizleri böyle bütün olarak göremiyorum. Çok küçük bir sütun içerisinde 3-5 isim görüyorum. Ve o anlamda tümünüzü göremediğim için karıştırıyorum kim konuşuyor, kim ne yapıyor diye. Onun için alışacağız herhalde bu olaya. Evet tabii. Yani inşallah sınıf ortamında görüşürüz. Değil mi Zehra? Bundan teşekkürler hocam. Sağ olun. İki dakika sonra bu öteki sınıfımız görüşüyor. Hemen onunla devam. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye.